Selam Bey. Evet, buyurun. Merhaba, ben oğlunuzla ilgili konuşmak için rahatsız ettim sizi. Sanırım seneler evvel bir kimya şirketiyle... Yanlış yere geldiniz herhalde. Selami Karadağ değil mi isminiz? Hayır. Oğlunuz Murat Karadağ. Hayır, hayır. Bakın, ben sadece konuşmak istiyorum. Sizi hiçbir şeyle itham etmiyorum. Oğlunuzun bir araştırmaya katıldığını biliyorum ve bu araştırmayla ilgili konuşmak istiyordum sizinle. Aradığınız kişi ben değilim. Bir daha da rahatsız etmeyemesi. Efendim? Ahmet Bey, sizi rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Rica ederim, buyurun. Az önce bir beyefendi geldi kapıya. Benimle konuşmak istedi. Öyle mi? Konu neymiş? Murat'la ilgili, araştırmayla ilgili sorular, bir şeyler soracağım dedi. Bilgim yok dedim, gönderdim. İyi yapmışsın. Yalnız bu aralar durmadan arıyorlar. Daha önce de bir hanım aradı. Aradığı kişinin ben olmadığımı söyledim ama sanırım inandırıcı olamadım. Birileri bizim peşimize düştü ama kim olduklarını hiç bilmiyorum. Tamam. Sen böyle devam et. Daha sonra konuşuruz. Daha ne kadar saklayacağız Selami? Ne kadar devam edeceğiz bu oyuna? Biz bir anlaşma yaptık mı yaptık? Parayı sektirmeden ödedi mi adam? Ödedi. Bize de sesimizi kesip oturmak düşer. Benim içim yanıyor. İçim yanıyor Selami Bey, içim yanıyor. Dayanamıyorum artık. Aysel, sakın karışma bu işe. Sakın. Birileri bizim peşimize düştü ama kim olduklarını hiç bilmiyorum. Sizin değil Selami. Benim peşime düştüler. Adam yalan söylüyor. Korkuyor tabii. Tahmin etmiştim. Onun için apar topar kapattı telefonu. Büyük ihtimalle para verip susturdular zavallıları. Konuşturabilecek miyiz peki? Sen bana bırak. Düşüneceğim bir şeyler. Peki. Tamam canım, görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ben biraz daha kalayım mı? Tamam, kal şimdi. Uyuyor çünkü. Kafeteryaya gideceğim. Bir şey istiyor musunuz? Ya bir solayım mı ben rica etsem? Hı? Sağ ol. Ben de geleyim. Nasıl atladık? Ben nasıl fark edemedim hiç bunları? Anlaşılır gibi değil. İnan bana. Doktor söyledi ya zaten. Son safhasına kadar hiçbir şey belli olmazmış ki. Hiç kimse bir şey anlayamazmış yani. Bilmiyorum yani. Hiçbir şey de anlatmadı ki. Yani benle paylaşsaydı belki daha önceden bunun önüne geçebilirdik. Hiç buraya kadar varmazdı. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağız? Hallolacak. Bunu da atlatır. Neler atlatmadık ki? Atlatacak benim kızım. Korkma. Gel gidip doktorla konuşalım, bizi bekliyor. Bir klinik önerecekti. Eğer şeyse yatıralım bari. Çok beklettin mi? Ne işte?
Sorun değil. Ne yaptın, konuşabildin mi? Konuştum. Gel içeri anlatırım. Yani daha önce farkına varamaz mıydık diye düşünüyorum da. Gerçi ben okulda kustuğunu fark etmiştim de böyle hastadır falan diye düşündüm. Ne zaman oldu bu? Çok yeni daha. Al işte, eski bir olay değil ki. Yani 3-5 gün içinde olacak bir şey değil. O yüzden kendini kötü hissetme. Ya ne bileyim, hani çok üzülüyorum ama. Ya Zeynep, tamam ben de çok üzülüyorum. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani sonuçta ya ailesinin ilgilenmesi lazım bununla. Yani biz ne yapabiliriz? Ya açıkçası Cihan Hoca kızıyla ilgilenseydi belki her şey daha farklı olurdu. Yani daha erken farkına vararlardı. Ondan sonra ne bileyim, yani daha erken tedavi görmeye başlardı. Hadi. Doğru söylüyorsun, tamam. Üzüldüm işte, ne yapayım? Al bak istiyorsan yani. Söylediğim her şeyi aynen yazmış. İyi de bu mektup başından beri Kerem'deyse niye sana vermedi? Anneannem öyle istemiş. Tamam. Anneannen niye senden sakladı peki? Yani başından beri söylediği sürekli bu değil miydi? Amcanın suçlu olduğunu söylüyordu sürekli. Adam ben masumum demiyor ki. Zaten bunlar senin bildiğin şeyler. Ne bileyim, belki anneannem benim üzülmemi istemedi. O yüzden de söylemedi ya da verdirtmedi yani. Bence bu, başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.